Memeşitlik açısından ben bardağa taşıran bir damla olacağına inanmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü Mehmet Şimşek burada bana göre sadece kendisini temsil etmiyor. Mehmet Şimşek'in gelmesi tesadüfi bir durum olduğu kanaatinde de değilim. AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı istediği için de geldiği kanaatinde değilim. Yani ben orada ayrışıyorum. Trade'çiler istediği için mi geldi? Efendim? Trade'çiler istediği için mi geldi? Yok, borcu verenler istediği için geldi. Şimdi bakın, bütçedeki borç yapısına bakın. Bütçenin büyük bir bölümü döviz borçlarından oluşuyor. Yurt dışı borçlarından oluşuyor ve bu borçlar yeni yapılmadı. Uzun zamandır 2016'dan beri yapılan, özellikle Berat Albayrak sonrasında iyice kıtlayan borçlar. Merkez Bankası rezervleri biliyorsunuz boşaltıldı. O boşaltma sonrasında da ciddi tepeci borçları alındı. Şimdi burada faizden çok taviz söz konusu bir. İkincisi de bir duyunu umumiye temsilcisi gibi Mehmet Şimşek Türkiye'de. Yani borçları garanti altına alabilmek adına Türkiye'de bulundu bana göre. Ben böyle düşünüyorum. Başkaları farklı düşünüyorsa bilemem. Öbür türlü, öbür taraftan baktığınız zaman Mehmet Şimşek bugüne kadar ne reel sektör, ne ekonomiyi, ne de vatandaşı kalkındıracak projeler geliştirmedi. Hala para politikalarıyla ve sıkı maliye politikalarıyla ve vatandaşın sırtına binen maliye politikalarıyla bu işi yürütmeye çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu politikalar uygulanmıyor. Yani ne Amerika'da ne Avrupa'da uygulanıyor. Uygulansaydı pandemi döneminde uygulanırdı. Pandemi öncesinde, pandemi sonrasında uygulanırdı. Hatta 2007-2008 krizlerinde uygulanırdı. Yani sıkılaştırarak ekonomik çözümler üretilir. Ama üretilmedi. Aksine hem vatandaşı hem kobileri hem sanayiyi ayakta tutacak politikalar uygulandı. Şimdi Mehmet Şimşek bir kahraman gibi geldi Türkiye'ye. Çünkü bir öncesindeki nebati politikaları zaten inanılmaz kötü. Onun öncesindeki Berat Albayrak politikaları daha da kötüydü. Merkez Bankası başkanlarının ikide bir gönderilmiş olması zaten güvenilirliği alt üst etmişti. Onun için Mehmet Şimşek daha uluslararası piyasaların sevdiği bir sima olarak bu koltuğa oturtuldu. Bir başka konu, Mehmet Şimşek'in başardıklarına ben de bir ekleme yapmak isterim. Mesela risk primi ve rezervler dedi Nurettin evet. Kalkan. Bu yani arada Türkiye kara listeden CDS'in düşmesini sağladı, kredi notlarının yükselmesini sağladı. Evet. Bunları da ekleyelim. Yani. Mesela kredi notları da yükseldi Türkiye'nin, görünümü düzeldi falan. Gri listeden çıktı Türkiye, onu da sayabiliriz. Evet, gri listeden çıktı. İyi de yani burada sormamız gereken soru şu değil mi o zaman? Mehmet Şimşek sayesinde, onun uyguladığı politikalar sayesinde mi çıktı bu kara listeden, gri listeden? Ya da kredi notları gerçekten Mehmet Şimşek'in şu ana kadar uyguladığı doğru ekonomi politikalarından dolayı mı oldu, yükseltildi? Ya da CDS'i Türkiye'nin gerçekten Türkiye'nin ekonomik programından dolayı mı düşürüldü? Şimdi dün bu soruların cevabının gerçek yanıtı hayır. Hayır. Ben size bir örnek vereyim. 2001 krizi öncesinde, o büyük döviz krizi öncesinde hatırlayın. O Kemal Derviş politikaları daha uygulanmadan önceki dönemde Moody's yanılmıyorsam yine Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Yani bunlar tesadüfi şeyler değil. Türkiye'nin yine CDS'leri düşürülüyor. Türkiye ile ilgili yine böyle güzel manzaralar çiziliyor. Niye? Çünkü dövizi belli bir süre sabit tutmazsanız burada yapacağınız sıcak para operasyonlarının bir karşılığı olmaz. Yani siz gelip burada %50'lik faize parayı yatırdığınızda eğer ki kur kırılıp %100 giderse sizin Türkiye'ye getirdiğiniz para çöp olur. 100 bin dolar getirirsiniz, 50 bin dolar olarak götürürsünüz. O nedenle de bu birbirleriyle ilintili olan kuruluşlar, kredi derecelendirme kuruluşları, bankalar ve kredicilerçiler, bunlar birbirlerinden kopuk değiller. Hatta ucuza şirket toplayanlar birlikte hareket ederler. Bu gayet basit bir operasyon. Ve öbür taraftan şunu da söyleyelim. Türkiye'de ne düzeldi? Yani Merkez Bankası rezervleri mi düzeldi ki bu kadar bir anda revaçta bir ülke haline geldi? Madem her şey düzeldi o zaman niye Amerika'daki düşük faiz ortamı yerine Türkiye'deki yüksek faiz ortamını büyük şirketler, büyük emeklilik fonları,
ya da büyük ülkeler tercih etmiyorlar. Niye mesela Amerika Merkez Bankası ile Türkiye arasında bir swap anlaşması olmadı? Madem her şey günlük günlüksel. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu hikaye kısa vadeli bir hikayedir. Mehmet Şimşek istifa etmez. Evet, katılıyorum. Mehmet Şimşek'e ne zaman birileri istifa et, bu piyasanın artık bozulması gerekiyor derlerse o zaman istifa eder. O günde biz kurun abuk subuk yerlere gittiğini görürüz zaten. Ekonominin daha da kırılgan hale geldiğini görürüz zaten. Son bir not ekleyeyim. Bu bayağı Selçuk, bu bayağı ciddi bir şey, itham. Yani birileri istifa et diyecek Mehmet Şimşek'e, o zaman istifa edecek. O istifa ettiği için de dolar uçacak çünkü bunun için istifa etmesini isteyecekler. E tabii ya, bak ben bu itham falan değil, bu Türkiye'nin defalarca yaşadığı bir şey. 1994'te yaşadı, 2001'de yaşadı, 2007'de, 2008'de yaşayacaktı. Amerika'da kriz koptu, Amerika'daki kriz nedeniyle işte teğet geçti. 2016'da yaşadı, 2018'de yaşadı. Bu ilk yaşanan bir şey değil ki. İlk defa olmadı ki. Mehmet Şimşek... Bu arada gerek hani biz AK Parti'yi sanki sadece eleştiriyormuş gibi görünüyoruz ama gerek ve sığdırılamayan Kemal Derviş programı sayesinde bütün milli ve yerel bankaların yabancıların eline geçtiği, bütün büyük şirketlerin yabancıların kontrolüne geçtiği, bütün özelleştirmelerin o zaman bedavadan yapıldığını da unutmayalım. Yani evet. Kemal Derviş bir kahraman falan değildi bu ülkede. Ve işin daha da başka bir tarafını da konuşalım isterseniz. Her kurtarıcı niye Amerika'dan geliyor Türkiye'ye? Yani bunların hiçbir komplo teorisi değil. Bakın arkadaşlar, bunlar Türkiye'de yaşanan şeyler. Ve daha da kötü bir şey söyleyeceğim size. Ya da daha gerçek bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede hem demografik hem de ekonomik yapı değiştiriliyor. Farkında değil miyiz biz? Yani ekonomik olarak şirketler tamamen yabancılaşıyor. Demografik olarak da ülke yabancılaşıyor. E ikisi bir arada olmadığı zaman zaten ülkenin gerçekliği ve devamlılığı kalmıyor ki. Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllarca uğraştığı hikaye bu değil miydi? Evet. Ya bu itham falan değil. Yani şöyle, Mehmet Şimşek işte bu tasarruf tedbirlerinin ardından makam arabası, Mercedes falan, hani niye biniyor diye bir bahis açılmıştı. O zaman şey demişti, yani ne Mercedes'i kardeşim, ne arabası, işte ben konu para değil, ben işte vatanımı sevdiğim için buradayım gibi söylemişti de. Ya bu işte eğer birileri Türkiye üzerinden işte paralarını artırma hesabı yapan birileri, Mehmet Şimşek'e artık oradan ayrıl diyecekler, o da hemen ayrılacak. Sonra ekonomi yeniden işte yerliye eksan olacak, birileri de bundan para kazanacak. İnancım bak, Mehmet Şimşek'in istifa etmesine de gerek. Sadece bu haberlerle bile bu işi yönetebilirsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Evet, işte onun için çabalıyorum. Yani o çünkü başka bir şeye tekabül eder. Şimdi neye tekabül ettiğini burada söylemek istemedim de, yani bunu söylediğinden emin misin? Onu sormaya çalışıyorum Selçuk. İlk söylediğimden emin miyim? Yani işte hani ben vatanımı sevdiğim için buradayım diyor ya, ben bir sorumluluk aldım. Yani bana bu ülkenin ihtiyacı vardı, o sebeple buraya geldim diyor ya Mehmet Şimşek. Evet. Ama o birileri, Türkiye üzerinden para kazanmak hedefindeki birileri söylediği vakit istifa edecekse, onun istifasıyla da işte ekonomi yerle eksan olacaksa, bunu bildiği halde, böyle olacağını bildiği halde Mehmet Şimşek bunu yapacaksa, o başka bir şeye tekabül eder. Ya şimdi bunu sadece Mehmet Şimşek özelinde düşünmeye gerek yok ki. Bir, ikincisi Mehmet Şimşek'in istifa haberleri bile ufaktan ufaktan piyasaları hareketlendirmeye başladı. Anladım. Yani sonuç itibariyle önemli olan Mehmet Şimşek'in istifa etmesi değil ki. Dövizin gelmesi gereken bir yer var arkadaşlar. Dövizin gelmesi gereken bir nokta var. O noktaya gelmek zorunda, öyle ya da böyle. Bunun bahanesi Mehmet Şimşek olur, Ahmet Şimşek olur, fark etmez. Ama günün sonunda bu dövizi bu carry trade'çiler, sıcak paracılar ya da Türkiye'deki bir takım bıyıklılar bu seviyede bırakmayacaklar. O zaman
İddia değil bunlar. Bunlar yaşanmış şeyler. O zaman ben şu soruyu soruyorum. 20 Aralık günü ne oldu 2020 tarihinde? Geçildi. 20 liradan 12 liraya düştü, 12 liradan 18 liraya çıktı, 18 liradan 30 liraya geldi. Neden bunlar yaşandı? Evet. Neden Merkez Bankası rezervleri çöktü? Neden kur korumalı o gün gündeme getirildi? Ya şimdi bu soruların hiçbirinin cevabını vermeden işte çıkıp da Mehmet Şimşek'i kahraman ilan etmenin anlamı yok. Anladım. Öbür taraftan başka bir soru daha sorayım. Yani Mehmet Şimşek'i arkasından demediğini bırakmayarak gönderen Sayın Cumhurbaşkanı'nın sonra konfetilerle Sayın Mehmet Şimşek'i sonsuz, bakın sonsuz yetkilerle donatarak Türkiye'ye tekrar bakan yapması size hiç mi ilginç gelmiyor? Yani hiç mi ilginç gelmiyor? Bunların arkasında komplo teorisi falan aramaya gerek yok. Hiçbir ülke bir başka ülkenin daha güçlü olmasını tercih etmez, istemez. Evet. Bu kadar basit. Eğer ki sen bir ülke üzerinde tahakküm kurmak istiyorsan ve bir takım tavizler almak istiyorsan bu ekonomi politikalarını uygularsın. Ben size son iki haber vereyim. Sümer Holding ve Koza. Koza Şirketler Grubu varlık fonuna devredildi, satılacak. Göreceksiniz yarın öbür gün. Sümer Holding de yine özelleştirme aracılığıyla satılıyor. Bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce şirket gidecek, devrolacak. Yani niye bunu görmemekle ısrar ediyoruz? Bunların hiçbiri itham değil. Bir noktanın altını çizmek istiyorum bak. Evet. Erol Mütercimler benim tanıdığım en onurlu insanlardan birisidir. Sonuç itibariyle Erol Mütercimler de çıkıp, bu benim iddiam demiyor, içeriden aldığım bir bilgiye dayanarak söylüyorum bunu diyor. Evet. O içeriden o bilgiyi veren adamın gerçekten o bilgiyi neden Erol Mütercimlere verdiğini düşünüyor musunuz? Neden? Ona da siz cevap verin o zaman. Yani niye gidip yandaş basındaki herhangi birine bu bilgiyi sızdırıyor da Erol Mütercimlere sızdırıyor? Anladım. Yani Sabah gazetesinde bir köşe yazısı olarak yazılsa bu başka bir reaksiyon olacak ama Erol Mütercimler söylediği vakit başka bir reaksiyon. Yani. Tabii ki. Anladım. Bakın oradaki yazının ayrıntısı, en önemli ayrıntısı şu. Diyor ki müteahhitlerin vergilerinin silinmesine karşı çıktığı için vergileri silindiği için istifa etti diyor. Anladım. Yani bir kahramanlaştırma var burada. Neyin kahramanlığı? Madem bu kadar onur gurur meselesi yaptın bu konuyu, madem gerçekten halkçı Mehmet Şimşek'tin, madem zenginlerin daha çok vergi ödemesinden yanaydın, o zaman senin döneminde dahil olmak üzere, bu ilk dönemi değil Mehmet Şimşek'in bu arada. Anladım. Senin döneminde dahil olmak üzere bu müteahhitlerin ya da bu bankaların ya da bu kuruluşların ya da bu şirketlerin defalarca silinen vergilerine niye karşı çıkmadın? Evet. Anladım. İbrahim Bey, şöyle bir durum var sanki. Yani bir tarafta işte Erdoğan'ın temsil ettikleri, Erdoğan'ın ülkeyi